Evet, uzayda verilen iki noktasının bu doğruya göre simetri olan noktanın koordinatlar toplamı kaçtır diyor. Bir doğru var, bir iki noktamız var. Bu noktanın bu doğruya göre simetri, yani şu uzunluklar birbirine eşit ve şurası da dik arkadaşlar. Evet, bizden istediği B noktasının koordinatlarının toplamı. Yani A artı B artı C istiyor. Aslında bazen ne soruyor? A, B, C'nin kendisini de soruyor. Peki bunun bir de U vektörü var. U vektörünün ne olduğuna bakalım. X'in artı 1, Y'si 1, Z artı 3'ün de 1. Yani elimde benim 1, 1 diye bu doğrunun doğrultman vektörü var. Peki diğer taraftan AB vektörünü bazen böyle tutukluk yapıyor. Evet. AB vektörünü oluştursak ne geliyor elimizden? A eksi 2. Sonra B eksi 2. Sonra da C eksi 2 gelmiş. Dolayısıyla bu AB vektörüyle şu vektörle U vektörünün birbirine dik olduğunu anlıyoruz. Gelin bakın bunu skaler çarpalım. 1 çarpı A eksi 2 artı 1 çarpı B eksi 2 artı 1 çarpı C eksi 2. Bu doğal olarak 0 olacak. Buradan A artı B artı C eksi 6 eşittir 0. Bizden istediği zaten A artı B artı C'nin toplamıydı. Dolayısıyla doğru yanıtımız 6 olur. Evet, uzayda iki tane düzlem verilmiş. Bu düzlemlerin ara kesit doğrusunun doğrultman vektörü aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Tabii bu tür sorularda olabilir denmesinin bir mantığı var. Bunun katları olabilir, değil mi? Yani ters çarpısı olabilir. O her zaman böyle pat diye çıkmaz. Onun için biz bulacağımız vektör neyse, onun bir katı ışıklarda varsa onu alacağız. Peki. Düzlemimiz, birinci düzlemimiz şu olsun. İkinci düzlemimiz de bu olsun. Bizden istediği bu ara kesit doğrusunun doğrultman vektörü. Peki şu yeşille çizdiğimiz düzlemin dik doğrultusu yani normali N1 olsun. Yani şunun N1 olsun mesela. Bu N1 vektörümüz bizim 2 eksi 3 1 vektörü. N2 vektörü de şu düzleme dik olan vektör olsun. Evet, bu vektörümüz de şu gri ile çizdiğimizin dik vektörü. Dolayısıyla U vektörü bu ikisini ben vektörel çarparsam bunların belirttiği düzleme dik olan bir vektör elde etmiş olacağım. Yani N1 ile N2, N2 ile N1'i çarparsam veya N1 ile N2'yi çarparsam ya böyle ya böyle bir U vektörü olacak. İşte benden istediği aslında o vektörün bir katı neyse o. Peki N2, 1, 2, eksi 1. Bunu nasıl vektörel çarpıyorduk? Vektörel çarpmamız için biliyoruz ki şöyle bir E1, şöyle E2, şöyle bir E3 alıyorduk. Sonra 2, eksi 3, 1, 1, 2, eksi 1. Şimdi bunu açarsak E1 vektörü kofaktörlerine göre açıyorum. Eksi 3, 1, 2, eksi 1, eksi E2 vektörü. Bunu kapattık. 2, 1, 1, eksi 1. Daha sonra da E3 vektörü. 2, eksi 3, 1, 2. Evet. Şimdi E1 şu determinantı alırsak. Bunu doğru yazalım da. Eksi 3, evet. Şuradan artı 3. Şuradan da 2 kere 1'den 2 geliyor. 3 eksi 2'den 1. Yani E1. Şuraya bakarsak şuradan eksi 2, şuradan da eksi 1 geliyor. Eksi 3 tane E2. Sonra tabii şurada da bir eksi var. Dolayısıyla artı oluyor. Şurası doğru mu yazdık? Evet. Şunu
kapatmıştık. 2 eksi 3, 1, 2. 2 kere 2, 4. Bununla bunu çarpınca eksi 3 artı 7 geliyor. Artı 7 tane E3. Yani bu vektör 1, 3, 7 vektörü oldu. U vektörü. Hemen şıklarda o da zaten görünüyor, var. Evet. Peki bu doğruyla bu düzlemin yaptığı açının sinüsü kaçtır diyor. Arkadaşlar bir doğrumuz var. Şu doğru. Bunun üzerinde bir A noktası var. Bu A noktasının koordinatlarını şuraya bakarsak 0, 1 ve 0 olduğunu anlıyoruz. A noktası bu. Peki şimdi şuna bakalım. U vektörümüz de şuradan eksi 1, 2, eksi 2. Peki başka ne var elimizde? N var, değil mi? Yani bu düzlemin dik doğrultusu var. 2, 2, eksi 1. Peki bizden hangi açıyı soruyor? Şunu birleştirdiğimizde şu açının sinüsünü soruyor. Şu açı neyse. Peki aslında o n vektörüne denk olan tam o u'nun olduğu yere biz taşıyabiliriz bunu. Değil mi? Vektörleri böyle bir taşıma hakkımız vardı. Peki alfa açısının sinüsü madem şurası dik, daha doğrusu şöyle dik, değil mi? O zaman öyle dedik, böyle dedik. Şu açının sinüsü, şurası dik. Bu açının kosinüsü bu açının sinüsüne eşit olacak. Çünkü şuraya teta dersek sin alfa cos teta'ya eşit. Evet, şimdi o zaman bizim bulmamız gereken şey şu cos teta. Cos teta'yı nasıl buluruz? N ile U'yu skaler çarpıp bunların uzunluklarının çarpımına böleriz, değil mi? Çünkü iş çarpımının tanımı zaten buydu. Cos teta'yı yalnız bırakırsak bu olacaktır. N ile U'yu çarpalım şimdi. U buydu, N de buydu. Karşılıklı bileşenleri çarpıyorum. Eksi 2 artı 4 artı 2 bölü N'nin uzunluğu eksi 1'in karesi, 2'nin karesi, 2'nin karesi, 8, 9, karekökü 3. Aynı şekilde 2'nin karesi bu da 3. Şu eksi 2 ile artı 2 de sadeleşti. Böylece 4 bölü 9 aradığımız yanıt. Yani adam.